Merhaba sevgili çocuklar, ben Erhan Tan. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası İlkokulu'nda sınıf öğretmenliği yapmaktayım. Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme ve Değerlendirme Merkezi'nce hazırlanan ders çekim videoları için karşınızdayım. Bugün sizlerle 4. sınıf matematik dersinde 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları öğreneceğiz. Başlayalım mı? Sevgili çocuklar, dersimize şöyle bir giriş yapalım. Geçen seneden hatırlayalım. Modellenmiş olan sayıları örnekteki gibi doldurunuz. Örneğimize baktığımızda kaç tane birlik var? 4 tane. Kaç tane onluk var? 100 tane. Kaç tane yüzlük var? 2 tane. Sayımız nasıl okunuyormuş? 234. Hemen bir altındaki örneği biz yapalım. Evet, birliğimiz var mı? Hayır, birliğimiz yok. Onluğumuz kaç tane? 4 tane. Kaç tane yüzlüğümüz var? 5 tane. Sayımız nasıl okunuyormuş? Gelsin bakalım. Oba! 540. Hemen bir alttaki örneğimize bakalım. Kaç tane birlik var? 6 tane. Onluğumuz kaç tane? 2 tane. Yüzüklerimize bakalım. Evet, 3 tane. Bu sayımız nasıl okunuyormuş? Gelsin bakalım. Hoppa! 326 şeklinde okunur bu sayımız. Hemen sağ taraftaki örneklerimize bakalım. Birliklerimiz kaç tane? 3 tane. Onluklarımıza bakalım. Evet, 1 tane onluğumuz var. Yüzlüklere bakalım. Yüzlük, evet, sayıyoruz. 1, 2, 3, 4 tane yüzlüğümüz var. Sayımız nasıl okunuyormuş? Gelsin bakalım. Sayımız 413 şeklinde okunuyor. Hemen bir alttaki örneğimize bakalım çocuklar. 1, 2, 3, 4, 5 tane birliğimiz var. Onluklarımıza bakalım. Maalesef elimizde onluk yok. O yüzden 0 yazmak zorundayız. Hemen yüzlüklerimize bakalım. Yüzlük, evet, kaç tane yüzlüğümüz var? 7 tane. Bu sayımız nasıl okunuyormuş? Evet, 705 şeklinde okunuyor. Şimdi de son örneğimize bakalım. Kaç tane birliğimiz var? 1 tane. Onluklar gelsin. 4 tane. Yüzlük kaç tane var? 1 tane. Bu sayımız nasıl okunuyormuş? Gelsin bakalım. Evet, 141 şeklinde okunur. Çocuklar, aşağıdaki sayı kaç basamaklı bir sayıdır? Hemen sayalım. 1, 2, 3 basamaklıdır. 3 tane 9 var. Sayımız 3 basamaklıdır. 999 sayısına 1 eklersek kaç basamaklı sayı olur? Kaç basamaklı bir sayı oluyormuş? Evet, 4 basamaklı bir sayı olur. Devam edelim. Sayılar kaç basamaklıdır? Hemen bu sayılarımız kaç basamaklıdır? Onu bulalım. Evet, birinci sayımıza bakalım. 1, 2, 3, 4 basamaklı. Hemen yanındaki sayımıza bakalım. Kırmızı şekilde yanıyor. Biz de o şekilde saymaya başlayalım. 1, 2, 3, 4 ve 5 basamaklı sayı. Hemen son sayımıza bakalım. Son sayımız kaç basamaklıymış? Evet, son sayımız da 6 basamaklı. Sayıların okunuşu. Sayılar nasıl okunuyormuş? Hep beraber öğrenelim. Sayılar bölüklerine ayrılarak okunur. Birler bölüğü ve binler bölüğü şeklinde. En büyük bölükteki sayı ve bölüğün ismi okunur. Sonra birler bölüğündeki sayı okunur. Nasıl okunuyormuş? 6515 şeklinde okunur. Sayıların okunuşuna devam ediyoruz. Evet, sayılar bölüklerine ayrılarak okunur. Bölüklerine ayırıyoruz. Birler bölüğü ve binler bölüğü şeklinde. En büyük bölükteki sayı ve bölüğün ismi okunur. Sonra birler bölüğündeki sayı okunur. Binler bölüğünde kaç var? 150. Birler bölüğünde kaç var? 56. 150 binler bölüğünde olduğu için 150 bin, birler bölüğündeki de 56 şeklinde okunur. Sayımız nasıl okunuyormuş? 150 bin, 56 şeklinde okunur. Sayılar okumaya devam edelim. Şimdi bu sayımızı da birler ve binler bölüğüne ayıralım. Sayılar bölüklerine ayrılarak okunur. Birler bölüğü 001, yani 1. Binler bölüğü de 88. Binler bölüğünde 88 olduğu için bakın adı üstünde binler bölüğü. Nasıl okunuyormuş? 88.001 şeklinde okunur. Devam edelim. Aşağıdaki sayıları okuyalım. Nasıl okunuyormuş? 48.378 şeklinde okunur. Hemen bu sayımıza bakalım. Evet, bu sayımızda birler ve binler bölüğünü ayırdığımızda 208.152 şeklinde okunur. Sayılarımızı okumaya devam ediyoruz. Sayımızı birler ve binler bölüğüne ayırdığımız zaman 500.084 şeklinde okunur.
aşağıdaki okunuşlar verilen sayıları yazalım. 5767. Evet, nasıl yazılıyormuş? 5767. Sayımız bu şekilde yazılıyor. Sayılarımızı yazmaya devam edelim. 80.543. 80.543 de bu şekilde yazılır. 101.050. 101.050 nasıl yazılıyormuş? Evet, 101.000'i yazıyoruz. Sonra 50'mizi yazıyoruz. 0, 50 şeklinde. Neden? Çünkü birler bölüğü 3 basamaklı olmak zorundaydı. O yüzden 50'nin önüne 0 gelecek. Devam edelim. Aşağıdaki sayıların okunuşlarını söyleyelim. Sayımızı birler ve binler bölüğüne ayırdığımızda 28.581 şeklinde okunur. Hemen bir altındaki sayımızı okuyalım. Evet, 158.544. Hemen bir altındakine bakalım. 305.700. Evet, son örneğimize bakalım şimdi. 70.007 şeklinde okunur bu sayımız. Devam ediyoruz. Aşağıda okunuşları verilen sayıları söyleyiniz. 8.690. Hemen bir altındakine bakalım. 56.303. Hemen bir altındakine. 450.040. Evet, en sondakine bakalım şimdi. 805.050. Böylelikle bu etkinliğimizi bitirmiş olduk. Sevgili çocuklar, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.